Arkadaşlar merhaba. Harika bir tatlı tarifiyle yine karşınızdayım. İlk kullanacağım malzemem 240 gram yoğunlaştırılmış süt. Kısık ateşte pişiriyorum önce. Krema kıvamını alacak gördüğünüz gibi. Piştikten sonra cam bir kasenin içerisine alıyorum ama büyükçe bir kase tercih ettim. Üzerine 100 gram kadar kakao ilave ediyorum. Kakaomu ilave ederken küçük bir elekte kullanıyorum. Çünkü topaklanmasını önlüyor bu şekilde ve çok güzel bir karışım elde etmiş oluyoruz. Hatta önce bir miktarını karıştırıp sonrasında biraz daha ilave edeceğim. Yani yavaş yavaş ilave edip daha kolay karışmasını sağlayacağım böylelikle. Şimdi gördüğünüz gibi kalan kakaomu da karışımıma ilave ediyorum. Yine bir güzel karıştırmaya devam ediyorum. İyicene böyle bir çikolata kıvamını alsın, pürüzsüz bir hal alsın diye. Spatula kullanabilirsiniz ya da bir kaşık yardımıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Az önce de söylemiştim, azar azar diye yine bir miktar daha kakao ilave ettim ve kakaomun tamamını bitirdim, 100 gramını. Böylelikle karıştırması benim için çok daha kolay oldu. İyice karıştırdıktan sonra borcamın üzerine streç film serdim ve harcımı dökmeye başlıyorum. Her yerine eşit miktarda dağıtmaya çalışacağım, hiç boşluk kalmayacak şekilde. Kaşık yardımıyla da düzeltebilirsiniz. Tatlımız 2 saat kadar dip frizde bekleyecek. Fırın ya da farklı bir pişirme yöntemi kullanmayacağız. Dip frize yerleştirmeden önce üstünü de streç filmle kaplarsanız çok daha sağlıklı olur. 2 saatin sonunda gördüğünüz gibi sıra geldi tatlımızı dilimleyip şekil vermeye. Bir bıçak yardımıyla önce şeritler halinde kesiyorum ben. Sonrasında da onları küçük karelere dönüştüreceğim. Çok sert değil ama tabii buzlanmanın vermiş olduğu bir sertlik var. Ama bu da kolay dilimlenmesine engel olmuyor. Gördüğünüz gibi küçük küçük kareler elde ettim. Streç filmi dilimlemeden önce çıkartırsanız çok daha kolay olacaktır. Sonraya bırakırsanız küçük karelerden hepsini çıkarmak daha zor hale gelecektir. Ben öncesinde çıkardım. Sonrasında gördüğünüz gibi dilimlerimin üzerine yine süzgeç yardımıyla kakao serptim. Bol miktarda, biraz da elimle şekillenmesine yardımcı oluyorum. Özellikle bazı parçaların. Sonrasında yine isterseniz kakao serpebilirsiniz. Çünkü ne kadar fazla kakao o kadar çok lezzetli oluyor. İnanın bana, çok güzel görünüyorlar şimdiden gözüme. Gerçekten mutlaka uygulamanızı, tarifimi öneriyorum ve sevdiklerinize ikram edin. İnanın çok beğenecekler. Bu şekilde hepinize afiyet olsun. Daha sağlıklı ve lezzetli tarifler için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.